Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Türk mutfağının zengin lezzetlerinden kabak, patates, patlıcan ve yeşil mercimekle hazırladığım güzel bir tarifi sunacağım sizlere. Önce yeşil mercimeği ıslatacağım. Gün boyu kaynar suda bekleyecek. Sabahtan ıslattım akşama kadar bekledi bunu belirtmek isterim. Bir çay bardağı yeşil mercimek üzerine bir su bardağı kaynar su ekledim. Üstünü kapattım. Gün boyu beklettim tarifi fırında pişireceğim. Ocakta pişirmeyeceğim için gayet yumuşak olması lazım mercimeğin. Kabuğu soyulmadan çabuk da pişmesi için sabahtan akşama kadar mercimeği beklettim ve suyunu süzdüm kenara aldım. Sıra geldi diğer malzemelere. 3 tane patatesin az önce kabuğunu soydum. 1 tane patlıcan kullandım. Patlıcanın da kabuğunu soydum. Sıra geldi kabağa kabağa da soyup tarif içerisinde kullanacağım. Bugün sizlere çok doyurucu, bir o kadar lezzetli, çok da sağlıklı bir tarifi paylaşıyorum. Kolaylıkla yapabileceğiniz, çok da seveceğiniz bir lezzet. Malzemeleri soydum, hazırladım. Sıra geldi doğramaya. Önce patatesleri doğruyorum. Çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayacağım. Tüm malzemeleri aynı şekilde doğrayacağım. Tarifi dilerseniz tek başına bir öğün olarak, dilerseniz günün her saatinde yiyebileceğiniz, dilerseniz yemeğin yanına eşlik edebilecek bir yan yemek olarak hazırlayabilirsiniz. Yanında bir çorba, dilerseniz pilav. Bence pilava da gerek yok. Doyurucu çünkü tarif. Hemen ne pişirsem diye düşünürken hazırlayacağınız bir lezzet. Malzemeleri doğradım. Görüyorsunuz doğranmış malzemeleri. Fırın kabının içerisine gün boyu beklettiğim, sonra yıkayıp suyunu süzdürdüğüm mercimek, sonra patates, sonra kabak ve patlıcan. Üzerine bir tane soğan doğruyorum. İri parçalar halinde doğradım soğanı erimesin diye. Baktım fırın kabı dar gelecek. Başka bir tepsi içerisine boşalttım malzemeleri. Daha geniş daha rahat pişsin diye. 3 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da doğruyorum. Sarımsakları da iri iri doğradım. Dondurucudan çıkarttığım yeşil biber, dondurucudan çıkarttığım kapya biberi ekledim. Sıra geldi sosunu hazırlamaya. Bir kahve fincanı sıvı yağ, bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, baharat, bir yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Az önce baharat olarak kuru nane, kimyon, pul biber, karabiber ekledim. Hazırladığım sosu malzemelerin üzerine döktüm. Elimle iyice harmanlıyorum. Mercimek ve sebzeler birbirine çok güzel yakıştı. Bu tarifi kesinlikle bir de fırında denemelisiniz. Tarifi fırında hazırlama sebebim normal tencerede pişen yemek buhardan çok fazla eriyebiliyor, fırındaki daha güveş lezzetinde oluyor. Üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıdı serdim. Önceden Isıttığım 200 derecede fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. Mercimeği ön işlem uyguladığım için, öncesinde gün boyu beklettiğim için ve malzemeler de lokum gibi piştiği için 35 dakika sonunda tarif hazırdı. Şöyle bir alt düz karıştırıyorum. Ve sizlere yakından mercimeği de göstermek istiyorum. Belki Mercimek o malzemelerle pişmez. Haşlamadın diyenler olabilir. Bakın, kaşıkla ezmek istiyorum. Sırf görmeniz için aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Ben soru işaretlerini sevmem. Görüyorsunuz. Kaşıkla ezilebilecek kıvamda yumuşacık oldu. Mercimeği öncesinde ıslatıldığı zaman aynı pişmiş gibi oluyor. Biraz da 35 dakikada fırında pişti. Sonra servis tabağına aldım. Ve tarif servis hazır. En sevdiğim bölüm. Yemelere doyamadığım bölüm. Kaşık kaşık. Şimdiden Hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere pratik bir tarifi daha paylaştım. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.